الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين الحمد حمد لله الله مخصوص بي öyle Allah ki Rabbil Alemin bütün alemlerin terbiye edicisi ve kemale eriştiricisi. قال العلامة علامه buyurdu kim o Hüccetül İslam İslam'ın hücceti kim Ebu Cafer el-Verrak el-Tahavi Ebu Cafer el-Verrak el-Tahavi buyurdu nerede sakinmiş bir Mısır'a Mısır'da rahimehullah İmam-ı Tahavi'nin tecrübe-i hali uzun kitaplarda çok zikreder dereceyi iştihada vasıl olmuş fakat teeddüben iştihad etmemiş evvelce Şafii mezhebindeymiş bunun dahisi İmam-ı Azam'ın kitaplarını almış, mütalaa etmeye başlamış. Bu da dayısından gizli gidip o kitapları okumaya başlamış. O kitapları okurken Hanefilerin fıkıhtaki daha yüksek fehimlerini, buluşlarını görmüş, onun üzerine mezhebini değiştirmiş, Hanefi olmuş. Bunun telifleri vardır, Şerh-ü Meanil Asar var. Hadisleri fıkıh tertibi üzerine yapmış. Muhtelefün fih olan meselede ne kadar hadis gelmiş ve ashab-ı kiram nasıl emel etmişler, nasıl fetva vermişler hepsini güzel izah eder. 4 cilttir. Piyasada da bulunur. Şerh-ü Meanil Asar. İmam-ı Tahavi akidede maturidi olduğundan muhtasar bir risale yazmış. Selef mezhebi üzerine. Bu meşhurdur. Akide-i Tahaviye. Akide-i Tahaviye. Evet. İşte bu okuyacağımız risale bu. Hâzâ bu, İmam-ı Tahavi buyuruyor ki bu zikru beyâne akîdete ehl-i sünnet vel cemaat ehl-i sünnet vel cemaat akîdesinin beyanının zikridir. Peki hâzâ dedi, hâzihi demedi. Risale olsaydı hâzihi demesi lazım idi. Hâzi bu bir risaledir. Burada müzekker olarak hâzâ dedi. Niçin? Haber, zikru, müzekker geldiğinden dolayı böyle münasip oldu. Hâzâ bu, risaletin demedi. Nedir bu? Zikru beyanı. Zikir kelimesi müzekkerdir. Onun için müptelerin müzekker oldu. Peki ehl-i sünnet ve cemaat akidesinin beyanı. Kim mezhep üzerine, kimin mezhep üzerine? Alâ mezhebi fukahâil millet. İslam milletinin fakihlerinin mezhebi üzerine. Millet burada millet-i İslamiye. Fukaha fakihin cemi. Kimmiş o fakihler? Ebi Hanife'ten Nu'man ibn-i Sabit'in Kufi. İmam Ebu Hanife 1. Ve Ebi Yusuf Yakub ibn-i İbrahim el-Ensari. İmam Ebi Yusuf 2. Ve Ebi Abdillah Muhammed ibn-i Hasen-i Şeybani. İmam Muhammed 3. Zaten Hanefi mezhebinde meşhur olan bu üçü. Bunlardan başka İmam-ı Züfer de vardır. İmam-ı Züfer tez vefat ettiğinden dolayı ondan çok merviyat yok, nakil yok. Onun da fıkıhta bazı meseleler üzerinde onun kavli üzerine fetva verilmiş. Fakat tez vefat ettiğinden dolayı ilmi o kadar intişar etmemiş. Bazı zatlardan işittim İmam-ı Züfer'i İmam-ı Ebu Yusuf'a ve İmam-ı Muhammed'e tercih edenler olmuş ilim itibariyle. İmam-ı Azam radıyallahu anh vefat ettikten sonra onun yerine İmam-ı Züfer ders okutmuş. Fakat Cenab-ı Hak Teala Hazretleri işte onun o kadar ömrü kısa vefat ettikten sonra İmam-ı Muhammed telif ile meşgul olmuş. İmam-ı Azam kendisi telif yapmamış. Pek az fıkıh ekber. Bir de birkaç onun resaili vardır. Ufak ufak risaleler. 16 kadar risale. Onların hepsini toplasa yani 200-300 sayfa tutmaz. Fakat bütün içtihatlarını İmam-ı Muhammed yazmış olduğu kitaplarda beyan etmiştir. İmam-ı Azam'ın içtihadını, bütün meselelerde ne buyurduğunu İmam-ı Muhammed'in kitaplarından almışlar. İmam-ı Muhammed neşretmiş. İmam Ebu Yusuf da Harun Reşid'e kadı olmuş. O da kada itibariyle, haraç itibariyle çok büyük şöhret sahibi olmuş. Bir de bütün etrafa Hanefi ulemasından kadılar tayin etmiş. Mezhebi Hanefi'nin intişarına büyük yardım olmuş.
İmam Ebu Yusuf'un Hanefilerden kadi tayin etmesi, İmam Muhammed'in de eserlerinin intişarı dolayısıyla. İşte İmam-ı Tahavi'nin de Hanefi mezhebine girmesine sebep İmam Muhammed'in telifleri olmuş. Bunların kitabı İmam Muhammed'in telifleri okuya okuya Hanefi mezhebine geçmiş. Radıyallahu anhüm ecmain, Rıdvanullah aleyhim ecmain. Evet, bir bunların akidesinin beyanıdır. Ve ma bir şeyin beyanıdır ki ya'takidûne etikad ederler min usûl-i din, dinin asıllarından etikad ederler. Neyi etikad ederlerse onun beyanıdır. Ve yedînûne bihi rabbel alemin. Alemlerin Rabbisine onunla tedeyyün ederler. Yani din olarak Cenab-ı Hakk'a karşı o etikadı etikad ederler. Onun huzuruna öyle giderler. Nekul, biz deriz, İmam-ı Tahavi buyuruyor ki fi tevhidillah, Allah'ı birlemekte, Allah'ı tevhidde deriz. Mu'teqidine, itikad edici olduğumuz halde bi tevfikillah, Allah'ın tevfikiyle. Yani biz itikad ediyoruz diyoruz ama bu itikadımızın sağlam olması, sözümüzün, özümüzün bir olması, bu da Allah'ın tevfikiyle, yani kendimizden değil. Bir de var ki adam sözünü söyler fakat itikadını itikad etmez. Yok öyle değil. Bu münafıkların işi. Münafıklar sözü söylerler fakat kalben iman etmezler. Bir de şimdi çıktı bunları, biz evvelce yoktu, şimdi çıktı. Müsteşrikler çıktı. Tefsir yapıyor, hadis yapıyor, usul-i hadiste tefsirler, kitaplar telif ediyor fakat itikad etmiyor. Bir elim olarak onu okuyor. Usul-i hadiste büyük edip tulası var. Hangi hadis mevzudur? Hangi hadis mütevatirdir? Hangisi sahihtir? Hangisi hasendir? Hepsini tetkik etmiş. Büyük eserler yazmış. Fakat yine Hristiyan dilinden. Şimdi bunun o söylemesi kendisine fayda verir mi? Vermez. Meşhur Bismarck'tan bir zamanlar neklederdiler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çok büyük bir adamdır. Keşke onun asrına yetişseydim de o şerefe ben de nail olsaydım. Hani meşhur bir sözü var. Fakat Müslüman olmuş mu? Yok. Bu sözü söylemek kafi değil. Bir de bil fiil Müslüman olup İslamiyetini ilan etmek. Şüpheline bu sözü söylemekle şu, biz diyoruz ki belki Müslümandır. Müslüman olsa derhal onu ilan ederdi ve Müslüman, çünkü kendisi başbakan o vakitte Almanya Avrupa'ya hakimdi. Bütün Almanlardan korkuyordular. Müslüman olurdu ve Alman milletini Türk milletiyle derhal birleştirirdi. Müslüman olmadı. Yalnız o sözde kaldı. Böyle çok adamlar var. Müsteşrikleri. Sözünü söylerler fakat itikadını itikad etmezler. Bunun için burada ne diyor? Nekulu mu'tekidine. Biz deriz ne olduğumuz halde? İtikad edici olduğumuz halde. Buna bir hafif bir misal vereyim. Vaktiyle Hemis'te sedası gayet güzel bir Ermeni varmış. Çok güzel sedası var. Demişler ki gelin bunu müezzin tutalım. Sedası çok güzel. Müezzin tutmuşlar. Ona demişler ki 5 vakitte çıkacaksın, minarede ezan okuyacaksın. Peki demiş. Fakat kendisi Hristiyan, Müslüman olmamış. Çıkar oradan, okur. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah'a geldi mi? Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Yakulun. Bu bir yakulunu ilave edermiş. Yani kendi demiyor. La eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Yakulun. Yani Müslümanlar der bunu. Kendisi demiyor. Ezanı okuyor parayla. Fakat kendisi Peygamber Efendimiz'in peygamberliğine kani değil. Onun için itikadı bozulmasın diye diyor ki yakulun. Yakulun yani Müslümanlardır. Şimdi bunun eşhedü enne Muhammedur Resulullah dediğini ben duydum bir adam dese bunun İslamiyetine hükmedebilir mi? Edemez. Ya adam serahaten diyor ki Müslümanlardır, ben demem. Şimdi müncit var ya, Luad bunu yapan bir ilmeni. Bir de akrabül mevarit var. Onu da yapan bir ilmeni. O akrabül mevarit, müncidin 5-6 misli büyüklüğünde. Kur'an kelimesinde
Burada beyan ediyor ki el-Kur'an ma ya'taqiduhul müslimune nüzuluhu ala nebiyyihim Muhammedin. Tarifini öyle yapıyor. Tarifini öyle yapıyor. Müslümanlar Kur'an'ın kendi peygamberleri Hazreti Muhammed'e nazil olduğunu iddia ederler. Öyle itikad ederler. Yani kendi itikad etmiyor. Müslümanlar itikad eder. Evet. Ölmenin adı ne istiyor? Ölmenin böyle mezun olması doğru mu hocam? Efendim? Doğru mudur o zaman yaptıkları şanlıların adı? Doğru mu yani? Müslümanların müezzin yaptığı. Ölmenin ezan Muhammed'i. Ha, o kitaplarda var, müstatrafta var. Müstatrafta Hümüs'te acayip, garayip meseleler olmuş. Derler ki Hümüs'lerin eserisi mevcuttur. Çok acayip. Hümüs var ya. Onların halkın ekserisi mevcuttur. Onlar da acayip, garayip meseleler olmuş. Kitaplara da geçmiş. İşte o vakalardan birisi de bu. Daha birçok vakalar olmuş. Daha birçok Hümüs'in halkı öyle mevcut. Yani giden adam tez kandırır onları. Aklı evvel değildir derler. Yaz, ol işte o vakede yazmışlar kitapları. Olmuş olmamış olmuş ki yazmışlar. Caiz değil değil mi? Ney? İmelini demotamayın. Caiz değil. Okusa okur ama şey, Müslüman okuması lazım. Yani bir kafirin çıkıp da namaz geldi diye ilan etmesi şeriate muhalif değil ama Müslümanın okuması lazım. Namaz değil ki o. Yani kafir namaz kılsa sahih olur mu? Olmaz. Evet. Cami çıkıyor hocam. Efendim? Mükellef değil. Siz camilerde turistleri gezdirmiyor musunuz? Efendim? Camilerde İstanbul'da turistleri gezdirmiyor musunuz? Müslümanın mükellef olduğundan dolayı abdestsiz camiye girmesi caiz değil. Kafir mükellef değil. Kafirleri de men etmeyin diyor ya, ayet-i kerimede var. Onlar olur ki hak kelimeyi işitir de Müslüman olurlar. Var ayet, bir nerede var o? Hocam. Evet. Ayet-i kerimede var. Ayet-i kerimede var ki kafirleri kovmayın. Mescitlerden koymayın. Hak kelamını işitsinler belki Müslüman olurlar bu mağalda. Ya bunu söylesen ara bul. Kureyş'ten birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vefd olarak gönderildi. O da sonradan sahabe oldu. Sahabeden oldu. O diyor ki ben geldim, mescitte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni misafir etti, yer tayin etti. Akşam ezanı yakın etti, kalktı, namaz kıldılar. Resulullah Efendimiz birinci rekette ve tini ve zeytun ve duhr-i sinineyi okudu. İkincide de bilmem hangi sureyi okudu. İslamiyet orada benim kalbime girmeye başladı diyor. O kadar hoşuma gitti diyor. Halbuki kafir kafir ama işte Cenab-ı Hak hidayetini dilemiş. Bu Kur'an-ı Kerim'in nuri onun kalbine tesir etmiş ve sonunda da Müslüman oldu, sahabeden oldu. Vettiğini de mi? Hı? Peygamber Efendimiz geldi, şimdi benim getirdiğim vettiğini. Vettiğini ikinci de başka bir sure. Yani bir kafiri mescide koymak caizmişti Peygamber Efendimiz. Vefetler hepsini mescide kabul ederdi. Bunların hani işte burada üstüvanetül vüfut var. Bir direk vardır ki gelen vefetleri Peygamber Efendimiz oradan misafir ederdi. Evet, biz böyle mütekad edici olduğumuz halde deriz ki اِنَّ اللّٰهَ Cenab-ı Hak vahidun birdir. لَا شَر۪يكَ لَهُ onun ortağı da yoktur. Cenab-ı Hak hem zatında birdir, hem sıfatında birdir. Yani hiçbir zat Cenab-ı Hakk'a ne nezir ne muasir olamaz. Sıfatında da hiçbir kimsenin sıfatı Cenab-ı Hakk'ın sıfatına benzemez. وَلَا شَيْءَ مِسْلَهُ hiçbir şey Cenab-ı Hakk'ın misli olmadı. Burada misilden beri murat yani insanın bir eşyası olur, öteki de ona benzer tam bir şey yapar getirir bakarsan diyorsun tam bu bunun aynen misli. Hiçbir farkı yok. Böyle bir şey var mı? Yok. Olamaz. İmkanı yok. وَلَا شَيْءٌ hiçbir şey يُعْجِزُهُ Cenab-ı Hak aciz bırak. Cenab-ı Hakk'ı aciz bırakamaz. Yani Cenab-ı Hakk'ın kadir olmadığı hiçbir şey yok. Her şeye kudreti ilahiyesi vardır. Bazı şeyler vardır ki avama söylenmez. كَلِّمُ النَّاسِ عَلَى قَدَرْ اُقُولِهِمْ İhtiyar bir adam vardı bizim kendi köyümüzde. Göğe ben de onlara hocalık satacağım. Dedim ki Muhyiddin dayı
sana bir şey söylesem inanmazsın. Ne söyleyeceksin? Dedim ama söylesem inanmazsın. Dedi eğri söylersen inanmam. Yok dedi, dedim. Doğru söyleyeceğim ama doğruya da inanmazsın. Doğruya herkes inanır. Söyleyeyim bak dedi. Dedim. Söyle. Dedim Cenab-ı Hakk'ın her şeye kudreti var mıdır? Vardır. Dedim ki bir şeye kudreti yoktur. Böyle şey mi olur? Olmaz. Her şeye kudreti var. Dedim her şeye kudreti var. Kendisi gibi bir Allah yaratmaya kudreti yoktur. Kudreti taalluk etmez. Kudreti taalluk etmez. Ama kafa almadı onu. Almadığı gibi dedi ki bu gibi işleri niye söylüyorsun dedi. Yani kudreti ilahiye her şeye kadir, her şeye gücü yeter. Amenna. Fakat muhaldır da muhala taalluk etmez. Cenab-ı Hakk'ın kudreti. Cenab-ı Hak bir Allah yaratsa o Allah ne olur? Mehluk olur. Mehluk olduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın misli olmadı ki. Cenab-ı Hak gibi olmadı. İşte kudret-i ilahiye muhala taalluk etmez. Muhal da budur. Muhala taalluk etmez. Cenab-ı Hakk'ın şeriki olmak muhal olduğundan kudret-i ilahiye buna taalluk etmez. Ya mümkünattan her şeye taalluk eder. Mümkünattan her şeye Cenab-ı Hakk'ın kudreti taalluk eder. Ve la ilahe gayru. Allah'tan başka me'budun bilhak yok. İlah me'bud manasına. Ve la ilahe me'bud yoktur. Gayru Cenab-ı Hakk'a lezzetlerinden başka me'bud ibadeti edilecek bir şey yok. Çünkü bu peki ilah yok desek birçok batıl adamların ilahları var. İşte filanın ilahi, filanın ilahi sen diyorsun yok işte var bak. İşte hübbel var idi, menat var idi, daha şimdi hali hazırda putlar var, putları ilah diyorlar. O manaya değil. Onlar ilah fakat me'bud değil onlar. Onlar me'bud, me'bud-i hakiki değil. Me'bud-i hakiki Allah'tan başka yok. Çünkü me'bud-i hakiki olması için okuduğumuz bu sıfatlarla muttasif olacak. Bu sıfatlarla muttasif öyle bir me'bud var mı? Onlar getirmişler, tahtadan yahut da tunçtan, demirden bir şey yapmışlar. Bunu karşılarına dikmişler, ilah demişler. Yahut da bir adama, mehluk olan bir adama Hazreti İsa'ya Allah demişler. Yahut Hazreti Zübeyir'e Allah demişler. Bunlar mehluk. Mehluk olduğu gibi mebud olabilir mi? İbadet etse fakat hakiki değil. Efendim işte mebud ibadet ediyor. Fakat mebud hakiki değil. O mebud hakiki halik olan ve bütün mehlukatı yoktan var eden, evet misli ve neziri olmayan Allah-u Teala'dır. Kadimin bileptida İptidası olmaksızın Cenab-ı Hak kadimdir. Kadim sıfatıyla müttasiftir. Ama kadim ne demek? Kadim, cedide nispetle biraz daha evvel yapılmış bu manaya değil buradaki kadim. Bir adamın iki elbisesi olur. Birisini 10 sene evvel yaptırmış. Birisini de 1 sene evvel yaptırmış. 10 sene evvel yaptırdığı elbiseye kadimdir. 1 sene evvel yaptırdığına cedittir. Bu manaya mı? Yok bu manaya değil. Onun için ona tefsir ediyor. Diyor ki kadimün ey bileptida iptidası olmaksızın. Yoksa dünyadaki mahlukatın kadimlerin hep iptidası var. İki bir yerde bir münazaa olsa bu tarlanın yolu nereden gelirdi? Yahut da bu tarlaya su nereden gelirdi? Niza olduğu vakitte hakem tayin ederler. Hakem gelir sorar. Kadimden beri bu tarlanın yolunu ihtiyarlara sorar. Siz nereden gördünüz? Siz kalktığınız da o zamandan kadimden bu tarlanın suyu nereden gelirdi? Şuradan gelirdi. Hüküm verirler. Bunların kadim dediği yani iptidasız kadim mi? Yok. Onların bir iptidası var. Fakat Cenab-ı Hakk'ın kadim yani iptidası olmayan bir kadimdir. Daimün daimdir. Bilentiha nihayet olmaksızın da daimdir. Ya Hüseyin Efendi sen her gün göremiyorum ya ben devamlı geliyorum burada. Daima ben buradayım. Şimdi senin buradaki daim demesi bir nihayet var mı yok mu? Var ha. Bak. Şimdi daim demek mahlukatta da kullanılır ama intihası olan bir devam. Yok Cenab-ı Hakk'ın devamı, vücudunun devamı intihası olmayan bir devam. La yefna ve la yebid. Cenab-ı Hak fani olmaz, halik olmaz. Bu beşerin sıfatı.
beşer gelir, yaşar, ondan sonra vakti dolar, ölür, senaya gider. Helak olur. Fakat Cenab-ı Hak Teala Hazretleri'nde bunlar olmaz. Ne fena ne helak. وَلَا يَكُونُ olmaz اِلَّا مَا يُرِيدُ kendisinin murad etmiş olduğu olur. Cenab-ı Hak neyi murad ederse o olur. Murad etmediği olmaz. İşte burada uzuğunuza diye Mu'tezile inen Ehl-i Sünnet'in davası var. Madem Cenab-ı Hakk'ın murad ettiği olur. Cenab-ı Hak masiyeti murad eder mi etmez mi? Masiyeti murad eder mi etmez mi? Mu'tezile diyor ki murad etmez. Murad etmezse kim bunu meydana getiriyor? Okulun kendisi meydana getiriyor. Demek ki Cenab-ı Hak murad etmediği halde, istemediği halde o beşerden o adam Cenab-ı Hakk'a rağmen onu meydana getiriyor. Bu Allah'lık sıfatına, üluhiye sıfatına nefise gelir bu cihette. Allah-u Teala dilemediği halde o masiyet meydana gelsin. Biz ne diyoruz Ehl-i Sünnet? Cenab-ı Hak hayrı da murad eder, şerri de murad eder. Hepsi irade-i ilahiye ile olur. Yalnız rıza olmaz. Hayra rızası vardır, şerre rızası yok. Onlar da diyorlar ki Mu'tezile, siz Cenab-ı Hak Teala Hazretlerine kötü sıfat isnat ediyorsunuz. Allah-u Teala hayri murad eder ama şerri murad etmez. Şerri kul kendisi yapar. Öyleyse şerri yaparsa Allah-u Teala'ya cebren bu işi meydana getirtirmiş mi olacağız? Bu şey var. Allah-u Teala'yı tenzih edeyim derken irade sıfatını inkar ediyor. Hayır da kabul ediyor, şer de kabul etmiyor. Halbuki hayır ve şer hepsi irade-i ilahiye iledir. Yalnız hayre rızası vardır, şerre yoktur. La tebluğuhu, Cenab-ı Hak erişmez. El evham, vehemler. Vehem hayal. Yani insan hayalında bir şeyi düşünür. Dünyada mevcut değil ama hayalında yapar. Mesela bizim mühendis Ömer Efendi bir cami yapacak. Hayalında tasavvur eder. Bunun 500 sene direği olsun. Bunun en aşağı 50 tane kubbesi olsun. Mesela şu kadar kapısı olsun, penceresi. Hayalında bunu tasavvur eder. Bunu haritede de çizebilir. Vücudu yok ama fakat hayalda var. Hayala sığar. Cenab-ı Hakk'ın zat-ı sıfatı da hayala sığar mı? Yok. Hiçbir vehem, hiçbir hayal ne zatını ne sıfatını ihate edemez. Ve la tudrikuhu, Cenab-ı Hak idrak edemez. El efham, fehemler. Yani akıllar. Bir adam aklan çok bir şey düşünür, anlar. Fakat bu öyle bir dereceye girer ki hiç anlayamaz. Hatta insandaki ruh, akıl mevcut olduğu halde sonra insanın vücudu 1,5 metre, eni 50 santim. Bu kadar bir cismin içinde akli var, ruhi var ve dünyada da milyonlarca insan var. Bunların hepsinde bu ruh akıl olduğu halde ne ruhi görebiliyoruz, ne akli görebiliyoruz. Senin elinde 5-10 tane adam var. Bunların aklını tecrübe edeceksin. Bakacağız, akıllarına bakacağız ki hangisi akli çok, hangisinin aklı çok, hangisinin aklı az, hangisi daha güzel. İmkanı yok. Bunu bilemiyoruz. Niye ne yapıyoruz? Onlara işler teklif ediyoruz. Suallar soruyoruz. Cevaplar alıyoruz. Onlardan istidlal ve istinbat ediyoruz ki bunun akli daha fazla, bunun daha zeki. Asardan müessire gidiyoruz. Yani eserden, yapmış olduğu eserden onun aklının daha iyi olduğuna bundan gidiyoruz. Mesela 2 tane, 3 tane hattat. Hangisi daha güzel yazar? Ne bilelim? Bu vakitte kağıdı kalem eline veriyoruz. Hadi yaz bakalım. Üçü de birer satır yazıyor, ha o vakitte bakıyoruz, ha bak işte şu birinci yahut ikincinin yazdığı ötekilerinde üstün, bu hakikaten hattat. Şimdi bunun hattatlık sıfatını ilk önce görüp bilemedik. Onda o sıfat var ve görünmesi de imkanı yok. İlla yazacak da eserden anlayacağız, yazmış olduğu yazıdan onun hattat olduğunu anlayacağız. Bu bir beşerde olursa Cenab-ı Hak'ta nasıl olacak anlayacaksın? İmkanı yok. Evet. وَلَا يُشْبِهُ الْاَنَامِ وَلَا يُشْبِهُ Cenab-ı Hak benzemez. El-enâme mehlukata benzemez. Hiçbir mehluka benzemez. Niçin?
mehluk mehluktur. Cenab-ı Hak mehlukun gayridir. Mehluka benzemez. Eğer mehluka benzese onun da mehluk olması lazım gelir. Peki akıl efendim? Enam halk demek yok. Cemi değil. Müfret. Evet. Halka benzemez. Peki küllü ma hatara bi balik fallahu gayru zalik. Her şey senin hatirine, herhangi bir şey ki hatirine kutur etti, Allahu Teala onun gayridir. Niçin? Hatire giren hayala girdi. Hayal alemi de madem hayala girdi o da mehluk sayılır. Cenab-ı Hak mehluk değil ki, hayala girdi mi mehluka girdi, o Allahu Teala mehluk değildir. Onun için sen rüyada gördün, Cenab-ı Hakk'ı gördün. Hakikaten Cenab-ı Hakk'ı rüyada gördüğün Cenab-ı Hakk'ın kendisi mi? Yok. Rüya aleminde öyle bir şekilde işte Cenab-ı Hak öyle bir tecelli eder olabilir. Yani uyku zamanının gayrısında uyanık iken ben Allah'ı gördüm diye olmaz. İmkanı yok. Çünkü Cenab-ı Hak bir mehluk değil ki sen baş gözüyle onu bakasan da göresen, ihate edesen imkanı yok. Alemi hayala da sığmaz. Allah'ı sen tahayyül edeceksen şu şekildedir, bu şekildedir, bu da olmaz. Hatirine ne hutur ederse Allahu Teala'ya senin hatirinde, vehminde, hayalinde bir şekil verirsense bil ki Allah onun gayridir. Akıllar ermiyor. Akıl ermiyor ki vesvedesin. Mesela buna nezire de değil de uzaktan işte bir misal. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki cennetteki hurilerin güzelliği o kadar güzel ki, hadiste var ya, eğer parmağını çıkarmış olsa dünyaya güneşin ışığı görünmez. Sen bunu da hayal et bakalım. Bu nasıl ışık ki ya, koskoca bu güneşin ışığını söndürsün. Bak akıl bunu tahammül etmiş, getirmez ki sen bunu tahayyül edemezsin. Hazreti Peygamber Efendimiz vesvediyor da cennetteki hurilerin güzelliğini diyor ki onların birisi parmağını dünyaya çıkarsa güneşin ışığına galebe çalar. Güneşin ışığı belli olmaz yani. O kadar güzel, o kadar nuri. Bu hadislerde var. Sonra şimdi hali hazırdaki yani fen adamlarının sözünü al. Diyorlar ki bu Bu'te dediği ki hele birinci kat göğe kadar böyle, zaten göğü bildikleri yok mu onlar? Yerden göğe kadar olan bu boşlukta birçok güneşler var. Öyle güneşler var ki bizim bu güneş onların yanında zerre. O kadar büyük. Hani biz niye görmüyoruz diyor, o kadar uzak ki. Onun ışığı bilmem kaç yüz bin sene zarfında ancak yere vasıl olacak. Vasıl olmamış hele. O ışık mesela saniyede kaç yüz kilometre kat ediyor. O kadar mesafe aldığı halde hala yere onun ışığı vasıl olmamış. O kadar uzak. O güneş bizim bu güneşin yanına getirilirse bu güneş onun bir zerresi kadar ancak olur diyor. Peki bu fen adamların dediği. Ama biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den işitiyoruz cennetin vesfinde. Cennette öyle nimetler var ki مَا لَا عَيْنُ رَأَتْ وَلَا اُذُنُ سَمَعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ. Ne gözler görmüş, ne kulaklar işitmiş, ne de bir beşerin hatirine girmiş. Hatiri de girmemiş. Halbuki bu bir mahluk. Cennetteki bu nimetler mahluk. Onun için dünyada bunun emsalini göremiyoruz. Kulağımız da işitmiyor. Hatirle de tekattür edemiyoruz. İlla cennete gidilecek de orada görülecek. Bu mahluk böyle olduğu halde bunların halikini nasıl tesevvür edeceksin sen? İmkanı mı var? Peki şey ne diyeceksiniz? Hücümler, ayetlerde var işte onların üzüm elma ama bizim bildiğimiz bu üzümün tadında şekli bu. Bize anlatmak için hakikaten. Şekil yani bu da üzüm. Şekil, aynı şekil, aynı elma. Fakat tad, lezzet bambaşka onlar. İsim olarak sadece benzerlikler misin? Efendim? Cennet nimetleriyle dünya... İzim ve şekilde. Yani baktığın vaktan bu üzüm, bu elma, bu şu, bu yani şekli de aynı şekilde yani şekil değişmiyor ama tat başka. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
hani işte Miraç gecesinde görmüş olduğu birçok şeyler var. Kendisler de geliyor. Su. Dört neher akar buyuruyor. Birisi bal. Birisi hamir. Birisi süt. Birisi de bildiğimiz sade su. Dördü de akıyor. Nasıl bal şeklinde akan bir suyu insan içerse bal insanı kesmez mi daha? Fazla içemez. Bal şeklinde akıyor. Fakat Cenab-ı Hak onu bir lezzet vermiş ki bu dünyadaki bal isim itibariyle bir şekle de belki benziyor fakat tat itibariyle onun öyle değil. Şimdi dünyadaki sular aldı. Dünyadaki suların hepsi bir mi? O da su, o da su. Yok. Ta adi su bir olmazsa dünyanın suyuyla cennetin suyu bir olur mu? Olmaz. Evet. Onun için vesfe sığmaz. Mehluk olduğu halde dünyada vesfe edemiyoruz. Bunu harikini nasıl vesfe edelim mi? El-idraku an derikil idraki idraki. El-aczu. El-aczu an derikil idraki idraki. Bir adam idraktan aciz kaldım derse işte o idrak etmiştir. Ben Cenab-ı Hakk'ın ne zatını ne sıfatını idrakten idrak edemiyorum, aciz kaldım diye itiraf ederse işte o adam azamet-i ilahiyi idrak etmiş, aczini itiraf etmiştir. O hakikate vasıl olmuştur. Yok, haşa ve kella, eğer kalbine zeyh gelmişse insanı getirir ya Cenab-ı Hakk'a ya insana benzedir, ya hayvana benzedir, ya nura benzedir, mehlukattan bir şeye benzedir, işte şeytan da onun yolunu vurur, ne'ûzu billâh teâlâ ilâ cehenneme zümre gider. Hayyün, Cenab-ı Hak haydır, hayat sıfatıyla muttasıftır. La yemut, mevt ona ariz olmaz. Yani mehlukattan herhangi bir mehluk ölecek. Cenab-ı Hak da hayy olduğuna göre ona da ölüm var mı? Haşa ve kella. Yok. Gayyumun la yenam. Kaim bir nefsidir. Uyumaz. Ne demek? Diğer mehlukatın var olması Cenab-ı Hakk'ın onu var etmesidir. Diğer eşyanın kendi nefsinde kaim olmaları bizatihi değil. Kaim olması Cenab-ı Hakk'ın onu ikame etmesiyle oluyor. Cenab-ı Hak ne zaman ki ondan ikame sıfatını alıyor, adam gitti, öldü gitti. Bitti. İnsan gündüzün yoruluyor. Yoruluyor, yorgunluktan dolayı uyuyor, istirahat ediyor. Cenab-ı Hak ona bir uyku vesfi vermiş, uyku zamanı geldiği gibi mecbur uyuyacak. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri'nde de böyle bir uyumak var mı? Yorulmak, uyumak yok, haşa ve kella. O kaim bizatihi. Zatıyla kaim. Ne yorulmak? La te'akuduhu sinetun ve la nev. Cenab-ı Hakk'ı ne uyuklama ne nev olmaz. Hatta yani, mehlukatta uyumayanlar var. Su bir mehluktur. Gece gündüz akar. Bu nehirler akar, çeşmeler akar. Akar da akar. Ne durması var, ne dincelmesi var. Bir mehluk olduğu halde bunun durması, dincelmesi yok da. Halika yoruldu, uyuyacak yahut uyuyacak haşa ve kella bunları isnat etmek bu en büyük hata. Hani Yahudiler ne diyorlar? Lanehumullah. Allah-u Teala yeri göğü altı günde yarattı, yoruldu. Ondan sonra erşte istirahat etti. Erşte gitmiş istirahat. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri onları tekzip ediyor. Ve mâ messenâ min lûûb. Ben Azimüşşan yeri göğü yarattı ve ben Azimüşşan'a bir yorgunluk bir şey gelmedi. Allah altı günde yaratması bir göz açıp yumuncaya kadar da yaratır. Evet. Cenab-ı Hakk'ın kudreti yok değil, var da Cenab-ı Hak Teala Hazretleri li hikmetin kullarını öğretiyor ki siz de yaptığınız işi böyle tedrici yapın, da hikmet var. Yoksa bir gözü açıp yumuncaya kadar Asef ibn-i Belgiye Belgesin erşini ta Yemen'den Kudüs'e getiriyor da bir beşer Cenab-ı Hakk'ın, o da tabii kendi kudretiyle değil ya, yani Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle geliyor da Cenab-ı Hakk onu Asef'in duasını kabul ediyor, onu yapıyor da bir göz açıp yumuncaya kadar bütün mehlukatı yaratmadan aciz mi? Yok, aciz değil. Halikun, Cenab-ı Hak haliktir, bila hacetin ihtiyacı olmaksızın. Yani mehlukata ihtiyacı oldu da
Onun için mi yarattı? Yok. Cenab-ı Hak Halik sıfatıyla müttasiftir ve mahlukatı da ihtiyacı yoktur. Bu erşe ihtiyacı vardır diyenlere reddiye. Erş mahluk mudur değil midir? Mahluk. Cenab-ı Hak erşe ihtiyacı oldu da erşi yarattı. Bunu diyebilir mi insan? Diyemez. Niye? Erş yaratılmasından evvel Cenab-ı Hak ne haldaysa o aynı halde. Hiç tebeddülat, tağayyürat yok. Sonra burada ikinci bir hata var. Erş yaratıldı. Ondan sonra Cenab-ı Hak intikal etti. Yeri göğü yarattı. Ondan sonra geldi. Aşkı istikrar etti. İntikal var. İntikal mahlukta olur. Halikte olmaz ki. Bir yerden bir yere gelecek. Demek evvela bir mekandaymış. Bu birinci mekandan ikinci mekana geldi. Çünkü madem mekan vardır, madem mekan vardır birinci mekandan ikinci mekana gelecek. Öyleyse birinci de gene mekanmış. Bunlar hata. Bunlar evet, ve razikun Cenab-ı Hak raziktir. Bila meunetin, meşakkatsiz. Hiç mehneti meşakkat çekmeden Cenab-ı Hak herkesin rızkını gönderirse de insanların değil. Ve ma min dâbbetin fil ardı illa alallâh rizkâ. Yerde teprenen hiçbir mahluk yoktur. Onun rızkı illa Cenab-ı Hak verir. Bazı taş kıranlar söylerler. Taşı parçaladık diyor. Taşın içerisinde kurt çıktı diyor. Ağzında yeşil yapar. Koskoca taş, ne sızıntısı var, ne deliki var, paramparça oluyor, çıkıyor, içeride bir kurt. Kurdun altında Cenab-ı Hak yeşil yaprak halk etmiş. Evet. Onun rızkını madem yaratmış, o ruhunu yaratmış. E peki, şimdi bu tebiiyatçılara da burada reddiye var. Her şeyin tohumuyla olur. Peki bu kurdun tohumu nereden geldi, taşın içine girdi? Hiçbir menfez yok. Bir tohumu olacak. Ondan sonra o kurda hayat gelecek, beslenecek. Ne dışarıdan başka bir kurt geldi, ne tohumu var, ne hiçbir şey var. Ama o başka bir tarafa kaçar. Der ki o taş vaktiyle toprak idi. O toprakta da o kurdun tohumu var idi. Sonra yavaş yavaş tekevvül etti. Onlar taş oldu. Taş oldu, o tohumda işte kaldı. Yani bir felsefe yürütür ama bunlar boş felsefe. Mümitün Cenab-ı Hak öldürücüdür bila mehafetin. Korkusuz. Yani korktu da öldürdü. Yok haşa ve kella. Cenab-ı Hak da kimseden korkacağı yok ki. Halik, yaratan. Ba'isün, ba'is edici, yeniden halk edicidir bila meşakkatin, meşakkatsiz. Cenab-ı Hak tekrar bu mehlukati ba'is edecek, diriltecek. Bir meşakkat çekecek mi? Haşa ve kella. Hatta Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki sonradan iade etmek evvelki yaratmadan daha kolaydır. İlk önce yani bidayeten yaratmak, yarattıktan sonra ikinci iadesi daha kolay. Ayet-i Kerime'de yani var ya. Mâ zâle Cenab-ı Hak zâil olmadı. Bir sıfatî, kendi sıfatıyla. Kadîmen kadîm olduğu halde kâble halbihî. Mehlukati yaratmazdan evvel evet aleme ezelde Cenab-ı Hak sıfatıyla mevcut idi. O sıfat kendi zatı da sıfatı da mevcut idi. Lem yezdet ziyade olmadı. Bi kevnihim mehlukatın olmasıyla şeyen mevcut olmalarıyla öyle şey ki lem yekun kablehum kendileri olmazdan evvel halk olunmazdan evvel bir şey değildiler. Fakat halk olundular, şey oldular, mevcut oldular. Bundan dolayı Cenab-ı Hak'ta ziyade oldu mu bir şey? La, yok diyor. Lem yezdet min sıfatihi. Cenab-ı Hakk'ın sıfatında hiçbir şey ziyade olmadı. Mehlukatı yaratmazdan evvel sıfatı noksan idi de yarattıktan sonra sıfatı zahil oluyor. Böyle bir şey yok. Leyse ba'da halkil halki. Leyse olmadı. Ba'da halkil halki. Mahlukatı yarattıktan sonra olmadı. Ne olmadı? İstifade, istifade etmiş olmadı. İsmel Halik, Halik ismidir. Yani Cenab-ı Hak mahlukatı yaratmazdan evvel Halik denilmiyordu da mahlukatı yarattıktan sonra Halik deniliyor. Yok. Mahlukatı yaratmazdan evvel Cenab-ı Hakk'ın yine Halik sıfatı vardı. Şimdi aklı ermeyen adam der ki mehlukat yok. Halik yaratıcı demek. Mehlukatı yaratmamış. Nasıl halik denilir ona?
binaenaleyh mahlukatı yaradın, ondan sonra Halik denilir. Yok öyle değil. Cenab-ı Hak'ta o Halik sıfatı var. Mahlukat yokken gene o Halik sıfatı var. وَلَا بِيَحْتَاسِ الْبَرِيَّةِ Evet, beriyet yani bütün kainatı ihtas etmekle istifade etmiş olmadı. İsmi bari, bari ismidir. Mükevvenat-ı meydana getirdi de ondan sonra bari denildi. Yok. Mükevvenat, bütün alem meydana gelmezden evvel Cenab-ı Hakk'ın gene bari sıfatı var idi. لَهُ مَعْنَ الرُّبُوبِيَّةِ Cenab-ı Hakk'ın rububiyet manası vardır. وَلَا مَرْبُوبِ Halbuki merbub yok idi. Yani kemale eriştirici. Cenab-ı Hak otları, ağaçları, her şeyi yavaş 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 kemale eriştiriyor. İnsan evvela çocukken doğuyor, yavaş yavaş büyüyor, koskoca adam oluyor. Bir hayvanın yavrusu doğuyor, yavaş yavaş büyüyor, koskoca hayvan oluyor. Yahut da ufacık zerre kadar bir tohum ekiyorsun, yavaş yavaş kök salıyor, bakıyorsun bitti, çiçekler açtı, koskoca bir şey oldu. Mesela incirin tohumuna bak, küçücük bir şey. Fakat ondan koskoca bir ağaç oluyor. O ağaçta ne kadar incir oluyor. O incirin tohumlarını alsan, eksen, az zaman zarfında bütün dünyayı incir ağacı kaplar. Ve tini ve zeytuni, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri incire kesim etmesinin hikmeti de azamet-i ilahiyesini göstermek için birisi de. Ufacık bir tohum fakat bütün dünyayı kaplama kabiliyeti var onun. Evet. Merbub yok iken Cenab-ı Hak'ta rububiyet sıfatı vardı. Ve ma'nel halik, halik manası vardı. Ve la mahluk, halbuki mahluk yoktu. Mahluk olmasından evvel Cenab-ı Hak'ta halik sıfatı vardı. Ve kema ennehu mehyil mevta. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ölüleri dirittiği gibi ba'de ma ahya, dirittikten sonra evet, ölüleri dirildir. Ve kema ennehu mehyil mevta. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ölüleri diriltir. Bademâ ahya, onları yeniden halkettikten sonra. Yeniden halketti, sonra ölürler, sonra tekrar diriltir. İstehakka hâdel ism. Bu isme Cenab-ı Hak müstehak oldu. Kebli ahyâihim, onları diriltmesin evvel. Cenab-ı Hakk'ın mühyi sıfatı var. Halbuki mehlukat yoktu. Mehlukatı yarattı, öldürdü, sonradan bir daha diriltiyor. Onun için mi mühyi sıfatı var? Yok. Bunlar olmazsa ne evvel Cenab-ı Hakk'ın mühyi sıfatı var. Kezalike istehakke, Cenab-ı Hak yine böylece müstehak, layık oldu. İsmel haliki, halik ismine kabbe inşaihim, onları yaratmazdan evvel halik ismine layık oldu. Ve muttasip oldu. Zalik, işte bunu öğrendin ya, bil ki beennehu Cenab-ı Hak ala kulli şeyin kadir, her şeye kudreti vardır. Ve kullu şeyin, her bir şey ileyhi Cenab-ı Hakk'a fakirun, fakirdir, muhtaçtır. Ve kullu emrin, her bir emir de aleyhi Cenab-ı Hakk'a yesirun, kolaydır. Bizim zor gördüğümüz işler Cenab-ı Hakk'a gayet kolay. La yehtacu ila şeyin, hiçbir şeye muhtaç olmaz. Leyse olmadı kemislihi, Cenab-ı Hakk'ın misli gibi şeyin hiçbir şey. Şimdi burada da leyse mislehu şeyin demek. Hiçbir şey Cenab-ı Hakk'ın misli olmadı. Bu kafi zayide. Niyet kafi zayide olmasa mana bozuk çıkar. Cenab-ı Hakk'ın misli varmış da o misline benzer bir şey yokmuş. Bu mana çıkar. Çünkü kafi zayide leyse mislehu. Cenab-ı Hakk'ın misli olmadı. Şöyle hiçbir şey Cenab-ı Hakk'ın misli değildir. Ve huve Cenab-ı Hak es-semi'ul basir, işiticidir ve görücüdür. Cenab-ı Hak eşidir, kulağıyla mı eşidir? Haşa ve kella, kulaktan münezzeh. Göz ile mi görür? Azadan münezzeh. Cenab-ı Hakk'ın semi sıfatı var. Beser sıfatı var. Kur'an-ı Kerim'de eyin sıfatı da gelmiş. Üzün sıfatı da gelmiş mi? Yok. Üzün yok. Semi sıfatı var. Bunlar bu varid olan Cenab-ı Hakk'ın hakkında varid olan sıfat, bunlara müteşabihat buyuruyorlar. Diyorlar ki müteşabihati geldiği gibi iman edeceğiz. Manasını da Cenab-ı Hak Teala Hazretlerine tafviz edeceğiz. Manalarını bilmiyoruz. Yok, buna hakikattir yahut da mecazdır diye giremeyiz.
hakikat dersikse, aynen hakikati mecaza gitmezse, hakikat dersikse teşebbühe gidilir. Müteşebbiheden ve mücessimeden olur bu adam. Eğer böyle derse hakikattir bu. Mecaz manası değildir. Cenab-ı Hakk'ın hakikati gözü vardır, eli vardır ama bizim elimize benzemiyor. Ama ne diyordu? Kendine göre bir eli var yani cisim. Mücessim oldu bu. Evet, insana teşbih etmiyor. Teşbih ederse müşebbihe olur. Teşbih etmezse mücessimi olur. Yok, hem vardır hem de teşbih ederse hem mücessim hem müşebbihe olur. Onun için Selefi Salih diyor ki, yok, zahirde geldiği gibi değil. Manasını Allah-u Teala'dan başka kimse bilmez. Ayette, hadiste varid oldu. Biz buna iman ediyoruz. Manası zahirde bildiğimiz gibi değil. Allah-u Teala beyan etmemiş. Allah-u Teala nasıl murad etmiş? Öyle iman et. Evet. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. El Fatiha.